Bir dakika ya, siz ne güzel konuları çarpıttınız öyle. Her zamanki gibi. Ben insanlar bir şey yiyemez, bunu giyerse bu kötüdür demedim. Üzerinizdeki linci başka insanları linçleterek, hele ki konuyu çok hassas bir konudan vurarak kaldıramazsınız. Her şeye çok güzel tweet atmışsın, cevap vermişsin. İftira attığın konuya niye değinmedin? Ben, Ceren video atmadan önce de video çekti. Buna niye hiç değinmedin? Şof kelimesini nasıl namus kelimesine getirdiniz? Belli ki laf sokma kılavuzunuzda şof kelimesinin anlamı sizde namussuzluk mu? Hayır, bir şeyi abartmaktır. Ama siz bir ayete abartı diyemezsiniz. Siz türbana şov diyemezsiniz. Bu konuda niye herkes sessiz kaldı? Ben İslam'la ilgili çok fazla paylaşım yapıyorum diye ben duyar kasıyorum öyle mi? Kendi duyarsızlığınızı başka insanların çok fazla paylaşım yapmasına mı bağladınız? Sen zaten linç yiyormuşsun ki ben videoları çekmeden önce de sen zaten linç yemişsin. Benim dini paylaşımlarımın altında şu an senin fanların küfürleri var. Ben hiçbir videoyu sana çekmedim diyerek bile video çektim. Alelen sana atılan videonun sana atılmadığına inanıyorsun da sana atmadık, sana atmıyoruz dediğimiz videoyu neden üstüne alındın? 10 yaşındaki fanlarının iftirasıyla yayında ne demek dalga geçiyorsun? O kadar insan ölürken ben Ceren'in video çekmesini mi bekleyeceğim? Aman Ceren video çeksin de ben ondan sonra videoyu paylaşayım. Ve o çektiğim videoda da sana da sadece laf sokayım. Sadece size linç giydireyim. Bu sizin düşünce yapınız sanırım. İnsanların bu uğurda bu kadar savaş verdiğini, günlerce kimsenin uyumamasını siz nasıl bu kadar çirkin bir ithamla kötüleyebilirsiniz ya? Evet, önüme taş koymayın dedim. Ve şu an dini, Kudüs'le alakalı, İslam'la alakalı senin fanlarından bir sürü küfürler geliyor. Ya bunları durduracaksınız, ya benim tesettürüme, benim dini paylaşımlarıma laf söylemeyeceksiniz, ya da bu konu çok başka yerlere taşınır. Ve bunu hiç kimse için iyi olmaz. Rica ediyorum, bilgilendir. Tesettür şov öyle mi? Aynen. Ben insanların giyimine bir şey demedim. Herkes istediğini giyebilir. Ama insanlar ölürken hiç umurunda değilmiş gibi tavırlar sergilediğin sürece senin kendi fanlarının bile seni eleştirdiği cümleyi ben oraya yazdım. Ya insanlar ölürken nasıl böyle giyinirsiniz demiyorum. Bunu bu kadar göze sokmanın anlamı yok diyor. Ve bunu yaparken de benim yaptığım işlerle oturup dalga geçmenizi söylüyorum. Rica ediyorum, sizler de elinizi biraz vicdanınıza koyun. O şekilde yorumlar atın. Benim tesettürümle ilgili, benim dini paylaşımlarıma ben bir daha küfür ya da alakasız saçma bir yorum görürsem ben de bu tesettür şov kelimesini ne kadar yanlış bir yerde kullandığınızı her yere duyururum. Neyin ne niyetle dediğimi çok iyi biliyorsun ama niyetin kötü olduğu için bunu da kötüye kullandın. Ben o kelimede abarttığınızı söyledim. Tabii ki eğlenebilirsiniz ama biz de bir şeyler yapıyoruz diye konuları başka noktalara taşıyamazsınız.